Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Babamla konuştum, bizimle kalacaksın. Hiç itiraz etme, kabul etmiyorum. Seni o evde yalnız bırakamam. Kızım, biz boşandık. Eski bilgi. Ya ayrıca evlenmeyeceksiniz, aynı evde kalacaksınız. Önemli olan hem senin güvenliğin. Babam o adamı yakalayana kadar da bizimle kalacaksın. Peki. Madem karar çıkmış. Sana çok iyi bakacağım ben. Bakarsın tabii. Canım anne. Ha Yeliz, bir de Şeyma'nın ortağını arıyorsun, tamam mı? Soruşturmaya benim de yardım etmek istediğimi söylüyorsun. En son baktığı dosyalar neyse onların da birer kopyasını al lütfen. Ha bir de Ahmet'i biliyorsun. Hasan'a yardım edecekti, benim arkadaşım. Onu ara, bak bakalım ne olmuş, ifade verilmiş mi? O taraf ne alemdeymiş öğrenelim, tamam mı? Oldu, görüşürüz. Sen haklıydın. Özür dilerim. Ne bileyim ben işte. Ya, yardım edebilirim diye düşündüm ama batırdım gene ya. Tamam canım, neyse. Biliyorum. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Bu durumlara alışmamız gerekecek. Bu arada kalmalara. Şimdi her şeyin üstüne gidip bir de Artemis'e gerçeği açıklayamam ki. İyice karıştı her şey. Tam ben de aynı şeyi söyleyecektim abi. Ne olacak ya? Yani Şeyma'nın gelip sende kalması olacak iş değil zaten. Cidden sende mi kalacak? Sen Şeyma ile Artemis'i bana bırak. Ben de emniyete geçeyim, tamam? Abiciğim, bak sen daha bugün evlendin ya. Allah aşkına eski karını evine mi götüreceksin? Gülperi'ye ne diyeceksin ki? Ya ne yapayım Barkın, ne yapayım? Durum yeterince karışık zaten. Yapacak bir şey yok. Başka çarem kalmadı. Önce şu Hasan'ın meselesini bir halledeyim. Sonra da Artemis'in kendini güvende hissedeceği bir formül bulacağız artık hep beraber. Sen de düşün biraz. Mesela bir ev, site, 7/24 güvenliği olan. Tamam, bakalım öyle bir arzum. Gel giyinmene yardım edeyim. Biz de şimdi hazırlanıyorduk. Ya acele etmenize gerek yok. Daha taburcu işlemleri var. Kadir, Artemis ısrar ediyor ama ben düşündükçe bu fikirden uzaklaşıyorum. Şimdi düzenini bozacağım. Çok zahmet olacak sana. Of anne, hadi. Yok yok, tamam. Tamam, bir çözüm bulacağız. Merak etme sen. Barkın sizi benim eve bıraksın. Ben de bir emniyete gideceğim. Tamam? O adamı bul baba. Tamam. Tamam, bir tanem bulacağım. Hadi gel. Geçmiş olsun. İyi misin? Sağ ol Mesut. Ya iyiyim de her yerim ağrıyor ya. Çiçek. Kızın şüphelenmesin diye ya, yeni duyduğum numarası yapıyorum. Nerede o? Barkın'la beraber ilaçları falan alıyorlar. Taburcu işlemlerini hallediyorlar. Onlar gelmeden bir şey söyleyeceğim zaten sana. Ya Kadir şimdi bu adamın peşine düşecek. Bak bir terslik falan olmasın Mesut. Aşk olsun Şeyma. İkimizin zekası Kadir yenemez mi diyorsun? Bana bırak her şeyi. Vallahi bırakıyorum. Kadir buraya geldiğinde parmağında yüzük falan yoktu. Artemis'in de hiçbir şeyden haberi yok. Ya evlenmediler ya da bir şekilde saklıyorlar. Yani evlenmediler belki de. Ama önden Barkın'ı yolladı. Yani belki de Artemis telefon açtığı sırada evlendiler. Ama şu anda söyleyemiyorlar. Bundan sonra da zor söylerler zaten. Neden söyleyemezsin ki? Çünkü Artemis ben iyileşene kadar beni eve yerleştiriyor. Kadir de kızımızı kıramadı. Ben de kabul ettim. Göreceksin bak, o kadına huzur yok. Peki benden ne istiyorsun Şeyma? O nikah oldu mu olmadı mı bana öğren Mesut.